Yeni Çağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut köşe yazısında dikkat çeken tespitlerde bulundu arkadaşlar. Yazıdan bir bölümü okuyacağım size. Sonra da İslam Memiş'in 2022'nin ortalarında kanalımıza yapmış olduğu açıklamasından bir bölümü sizinle paylaşacağım. Ama öncesinde Arslan Bulut'un yazısına bir bakalım neler yazmış. İstanbul'un boşaltılması için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor. Tamam, konunun uzmanlarına kulak verelim ve bütün binaları en şiddetli depremlere dayanıklı hale getirelim. Ama korkuyla da yaşanmaz ki. Diyecek oldum ki CNN International İstanbul'da akıl almaz büyüklüğünde bir deprem yaklaşıyor diye yayın yaptı. Haberde İstanbul'un güneyinden geçen iki fay hattına dikkat çekilerek bu İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı konusundaki endişeleri arttıran jeolojik bir gerçekliktir denildi. CNN International'ın görüş aldığı Profesör Doktor Celal Şengör de İstanbul için görünüm hiç parlak değil. Önümüzdeki 20 yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız diye konuştu. Depremin 7.2 ile 7.8 arasında bir büyüklüğe sahip olmasının beklendiğini aktaran CNN uzmanları, bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Haberde Şengör'ün 100 bin can kaybı yaşanabilir. Depremin ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar. Korkunç olacak sözleri de bu ifadelerden sonra verildi. Haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7.5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına yol açabileceğini, 260 bin binanın ciddi hasar göreceğine dair tahminlerine de atıfta bulunuldu. Jeolog Profesör Doktor Şener Üşümesoy ise İstanbul'u da etkileyecek Marmara depreminin 7.2'den büyük olacağını tahmin eden jeologları eleştiriyor ve diyor ki arkadaşlar, Marmara depremi 6.5'i geçmez. Büyükçekmece, Yeşilköy ve Büyükçekmece Silivri arasındaki fayı tek fay olarak görüyorlar. Bu da 50 ila 70 kilometre arası yapıyor. Depremin şiddetini ise 7 veya 7.2'ye çıkarıyor. Ancak biz orada 33 kilometrelik bir fay olduğunu ve derinliğinin 7-8 kilometre olması sebebiyle şiddetinin 6.5'i geçmeyeceğini kanıtladık diyor. Hükümetse halkı borçlandırarak İstanbul'da kentsel dönüşümü sağlamayı planlıyor. Binbir zorlukla İstanbul'da bir daire sahibi olan vatandaşlar şimdi aynı daireye, hatta daha küçüğüne en az 1,5 milyon lira borçlanarak sahip olacak. 120 ay vadeli 1 milyon lira kredinin aylık taksidi 22.467 lira tutuyor. Bu taksidi kaç kişi ödeyebilir? Ödeyemeyince de daireyi satması beklenir değil mi? Sahi İstanbul'a yeni sahip mi aranıyor? İçeriden dışarıdan akıl almaz büyüklükte deprem denilerek, yani felaket tellallığı ile her gün halka korku pompalanarak İstanbul'un boşaltılmak istendiğini düşünmek gerekiyor, diyor arkadaşlar. Arslan Bulut yazısında. İstanbul'un boşaltılmak istendiğini düşünmek gerekiyor. Burayla ilgili bir yorumum olacak ama onun öncesinde Arslan Bulut bir gün öncesinde de başka bir şey yazmış. Yine benzer bir konuyla ilgili İstanbul özelinde demiş ki, bütün İstanbullular ya oturdukları binayı yenilemek ya da yakın bir şehre taşınmak derdinde. Bir apartmandaki daire sahipleri anlaşsa bile binayı yıkıp yeniden yapmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sokağı yenilemek de yetmiyor. Mahalleyi de, şehri yeniden inşa etmek gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar, Trakya'da ne kadar arazi varsa satın alınmış durumda. Kağıthane depremi hakkında bilimsel bir açıklama yapana ise rastlamadım. Devletin bu konuyu açıklığa kavuşturması gerekirdi. İstanbul boşalıyor. Yoksa istenen de bu mudur? Şeyh Nazım adıyla bilinen, 2014 yılında vefat etmiş bir kişinin İstanbul depremde yıkılacak, İstanbul'u boşaltın dediği videoyu ise neredeyse seyretmeyen kalmadı.
Oysa kerameti kendine menkul bu tür kişilerin gaybden haber vermelerinin dinde bir yeri yok. Tamam, önlem almak için tehlikeyi görmek gerekir. Ama hastalık derecesine varan korkunun da kimseye faydası yok. Bu sebeple halka düşen İstanbul'un depreme dayanıksız olduğu bilinen binalarını kısa süre içinde yenilemek için siyasilere baskı yapmasıdır. Başka İstanbul yok diyor. Özellikle şu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. İçeriden dışarıdan akıl almaz büyüklükte bir deprem denilerek İstanbul'un boşaltılmak istendiğini düşünmek gerekiyor. Değerli dostlar, öncelikle şunu söylemem lazım. Genelde bu tarz yayınlara biz çok sık yer veriyoruz. Evet, İstanbul'da bir büyük deprem bekleniyor. Bununla ilgili artık komplo teorisi demenin çok ötesine geçildiği düşüncesindeyim. Bütün deprem uzmanları, gökyüzünden haber alanlar, gaybden haber alanlar, kalp gözü açık olanlar, kim ne derseniz deyin, herkes bu konuda fikri olan herkesin İstanbul'da bir deprem beklediği gerçeği önümüzde. Özellikle de deprem uzmanlarının bilim gerçekliği ile yaptığı yorumlara da bakarsak, tarihsel döngülere de bakarsak, İstanbul'daki depremlerin tarihsel döngülerine de bakarsak, yakın bir zamanda İstanbul'un bir deprem olması ihtimali çok kuvvetli. Burada aslında çok yanlış bir hususun üzerinde duruyoruz. Neden? Çünkü biz depremi değil, binalarımızın depremlere karşı ne kadar dayanıklı olup olmadığını bugüne kadar çok konuşmalıydık. Bunu konuşmak yerine hep depremi konuştuğumuz için asıl meseleyi kaçırdık. Deprem korkusu, evet, bence bu korku iyidir. Bugün İstanbul'da bir telaş var. İnsanlar ya sağlam bölgelere doğru akın ediyor. Bakın bununla ilgili de bir haber var önümde. Özellikle bu noktada ifade etmem gereken bir haber. İstanbul'da deprem göçü başlığıyla veriliyor. İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte insanlar daha güvenli gördükleri alanlara doğru, özellikle de kentin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Kentin kuzeyindeki emlakçılar kiralık ilanı koyar koymaz telefonlarımız susmuyor diyor. Çekmeköy'de mesela 20 yıldır emlakçılık yapan bir isim Ahmet Aydın diyor ki insanlar Üsküdar, Aydın gibi yerlerde evlerini kiraya verip buraya geliyor diyor. İstanbul'da başlayan göçle ilgili Evden Eve Nakliyeciler Dernek Başkanı Ali Ayılmaz'dır. Eski yapıların çoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi birçok ilçeden şehir dışına ve ilçeler arası göç yaşanıyor. Bunun adı deprem göçüdür diyor. Taleplerin %40'ı ilçeler arası, %60'ı ise şehir dışı. Yani insanlar, arkadaşlar ya İstanbul'un içinde güvenli alanlara doğru göçüyor ya da memleketlerine dönüyor. Maltepe, Kartal, Kadıköy gibi ilçelerden de Kurtköy, Sancaktepe gibi ilçelere yoğun talep var. Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine gidenler var. Özellikle deprem riskinin az olduğu söylenen Kırklareli olmak üzere Edirne ve Tekirdağ gibi illere de taşınanlar oldukça fazla diyor. Bakın mesela bir başka isim, bir emlakçı daha diyor ki bu aylar bizim için ölü aylardı normal şartlarda ama şu anda 30 kişi, ortalama 30 aile taşınıyor. Normalde 2-3, 1-2'dir bu aylarda taşınma oranı, şu anda 30'lara kadar artmış durumda diyor arkadaşlar. İstanbul'daki deprem göçü hareketliliği ile ilgili veriler böyle. Şimdi konuya geri döneceğim. İstanbul'u boşaltmak meselesi. Değerli arkadaşlar, evet doğrudur. İstanbul'u bir boşaltma durumu söz konusu. Bu sadece bir deprem boşaltması değil. Deprem korkusundan çok önce Maraş depremiyle birlikte bu korku pompalandı, kabul edelim. İstanbul'da da bir deprem bekleniyor. İstanbul dediğimiz deprem aslında Marmara depremidir. Marmara'nın ortasından geçen bir fay hattı var İstanbul'u da. Bütün Marmara'yı da tehdit eden bir sıkıntılı fay burası. Maraş depreminden öncesine gidelim. Maraş depremi öncesinde İstanbul'da bir deprem korkusu vardı ama göçe yönelik bir tehdit olarak algılanmamıştı. Ama Maraş'tan sonra herkes bir şekilde İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor ya da güvenli alanlara doğru gitmeye çalışıyor. Onun öncesinde İstanbul'dan göçü başlatan şey emlak fiyatları olmuştu arkadaşlar. Kabul edelim. İstanbul'da bundan 3-4 sene önce 100, 200, 300 bin liraya daire almak mümkünken, iyi bir daireyi 300-400 bin liraya alabilmek mümkünken, şu anda ortalama bir daireyi 2-3 milyondan aşağıya alamıyorsunuz İstanbul'da. Ortalama demeyeyim, yanlış oldu. Evet, oturulabilir ama 1+1 ya da sıkıntılı bir mahallede ise ortalama 2-3 milyon lira bandına ulaştı. Anne baba ve iki çocuğunun oturabileceği 2+1 demiyorum 3+1 bir dairenin ortalama bir mahallede fiyatı 3-4 milyon lira bandına ulaştı. 3+1 şöyle biraz eli yüzü düzgün olsun dediğiniz daireler 5 milyon liranın üzerine çıktı.
Hal böyleyken değerli dostlar, İstanbul'da göç zaten başlamıştı. Bu geçinememek göçüydü. Yaşayamama, ayakta kalamama göçüydü. Şimdi bununla ilgili hatırlarsanız yayınlarımızı takip edenler biliyorlar. İstan Memiş'le 2022 yılının ortalarında, aslında yılın başında da bir röportajımız vardı. Ama yılın ortasında yaptığımız röportaj daha anlamlıydı. Orada İstan Memiş bize demişti ki o yayında, 1+1 de olsa ev alın. Almamışsanız hata yapmışsınız. Yarın onu da alamayacaksınız. Ek gelire çok ihtiyacınız olacak. Küresel projeler Türkiye üzerinde de etkili. Metropol şehirlerde, İstanbul'da parası olmayanlar yaşayamayacak. Büyük şehirlerde geçinemeyecekler. İstanbul'dan 4 milyon göç bekliyorum. Bugünkü gelir gider tablosu bunu gösteriyor. Bir mucize olmayacaksa emlak, kira, enerji tarafındaki faturalardaki artışlar bunu gösteriyor. Enflasyon konuşulurken göçle alakalı politikalar belirlendi mi? Yeni tarım politikalarını gündeme getirecek misiniz diye böyle soruları vardı. Dahası da vardı o yayında. Arkadaşlar, İslam Memiş'le olan, YouTube'a İslam Memiş Emre Ayriş diye aratırsanız o yayınlarıma ulaşırsınız. Mutlaka izleyin. Son derece önemli tespitlerdi. Emre abi, ben 2022 yılının başından beri veya ondan sonraki süreçlerde, önceki süreçlerden biri de yayınlarımızda da söylüyorduk, evet, zaten. İnsanlara her zaman 1+1 daire alın, ek gelire ihtiyacınız olacak, kira gelirine ihtiyacınız olacak uyarılarım vardı. Bu uyarılarımın halen arkasındayım. İnsanlar şu anda bu uyarılara kulak asmayanlar, bu uyarıları dikkate almayanlar şu anda mecburen 1+1 almak zorunda kaldı zaten. Çünkü ona ancak gücü yetiyor. Ancak parası ona yetiyor. Para pul oldu çünkü. Gücün ona yetiyor. Yapabilecek bir şeyin yok. Ancak benim barınma ihtiyacımı giderdim. Kendi evim var. Ben yatırım amaçlı bir tane daha ev almalı mıyım? Evet kardeşim, almalısın. Çünkü 2023 ve sonrasında da senin ek gelire ihtiyacın olacak. Ek gelire herkesin ihtiyacı olacak. Sıkıntı devam edecek. Şimdi şöyle, sıkıntı sadece Türkiye için değil, dünya için devam edecek. Bakın, 1000 yıllık bir değişim sürecindeyiz. Küreselcilerin burada belirlemiş olduğu projeler var. Bu projeler şu anda çok güzel bir şekilde uygulanıyor. Türkiye bir göç alan bir ülke. Türkiye'de, İstanbul'da özellikle büyük bir revizyon değişim olacak. Metropol şehirlerde parası olmayanlar barınamayacak. İstanbul orta gelir veya alt gelir grubunun yaşayacağı bir şehir maalesef olamayacak. Tersine göç zaten başladı. Hızlı bir şekilde halen devam ediyor. Sağ olsun, bizim Neslihan Sultan'la da 2021 yılında bir yayınımız olmuştu. Doların fırlamasına 1-2 ay kala. Türkiye'de emlak krizinin de başladığı aylardır. O tarihlerde demişti ki, Emrahçığım alabiliyorsan al. Çünkü 1-2 ay sonra, Aralık ayından sonra alamayacağız. Hiç kimse alamayacak. Yani Türkiye'de dengeler alt üst olacak ekonomik manada demişti. Dediği gibi de oldu. Keza yine İslam Memiş'in açıklamaları da bu minvalde 2022 yılının ortalarında yapılmış bir açıklama. Önemli. 2023 yılını hedef göstererek göçlerin de İstanbul'a akın akın yöneltileceğini de ifade ederek, bunun aslında altında okunması gereken çok şey var. Biz bunları ifade ettiğimiz zaman bazıları bize hain diyor mesela. Ya bırakın ne derlerse desinler. Doğruları, doğru bildiklerinizi söylemeye siz devam edin. Bizler de söyleyelim. Bugün İstanbul'da bir kira problemi var. Bugün Türkiye'de bir kira problemi var. Depremin olduğu günün hemen 1-2 gün sonrasında Türkiye'de kira fiyatları %30 yükseldi. Neden? Depremzedeler ev aramaya geleceklerdi. Onları Allah vurmuş, bir de biz vurmuş alalım diyen bazı ev sahipleri kira fiyatlarını %30-40 yükseltti. E tabi devlet de buna dur demedi, malumunuz üzere. Devletimiz sağ olsun, çok yaşasın, ama bu devleti yöneten idare, irade, hükümet Allah'a havale etti kira fiyatlarını yükseltenleri. Değerli dostlar, söylenecek daha çok söz var ama sözü burada keselim. Şunu da ilave edeyim, bitirelim. Biliyorsunuz Amerika'da bir banka krizi var. Bütün dünyayı etkileyecek bir kriz bu. Batan bankalar var ve bu bankaların batışının dünyayı nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Tüm bunlar arasında sıyrılıp Türkiye'de konuşulan başka bir detay daha var. O da Şeyh Nazım Kıbrisi'nin yıllar önce yapmış olduğu bir açıklama. Biliyorsunuz depremle ilgili de bir açıklaması vardı kendisinin. İstanbul yıkılacak, boşaltın, işte şu şiddetli olacak, bu kadar sürecek tarzında açıklamaları vardı. Onlar da uzun yıllardır seyrediliyor, izleniyor. Az önce yazarın da ifade ettiği gibi Türkiye'de izlemeyen, dinlemeyen yoktur herhalde o sözlerini. O Kıbrisi'nin bugünlere dair başka bir açıklaması daha var arkadaşlar. O da şu, diyor ki Kıbrisi,
bu ekonomik düzenle ilgili gelecekte olacak ya da gelecekte olmasını düşündüğü, beklediği gelişmeleri anlattıktan sonra diyor ki, mesela arabalar çalışmayacak, benzin yok, vapurlar zaten olmayacak, erkekler ata binebilir, kadınlar sokağa çıkamayacak, sokaklar tenhalaşacak, güvenli olmayacak. Avrupa'dan at getiriniz, hazır ediniz. Şehirlerin içerisinde süvariler dolaşacak. Eski Osmanlı zamanlarında olduğu gibi. Paranın itibarı olmayacak. İster dolar olsun, ister dolmaz olsun. Altın ve gümüş. İş görecek olan altın ve gümüştür alışverişte. İnsanların hayal edemeyecekleri bir dünya meydana gelecek demiş. Böyle bir gelecek tasavvuru olmuş. Şimdi ben burada bitireceğim ama bu konu burada bitmeyecek. Tesla'nın ya da günümüzde yaşanan gelişmelerin, teknolojik gelişmelerin daha öte geleceği. Öte diyorum ama çok da öte değil aslında. Biz görür müyüz bilmem ama çocuklarımızın kesinlikle göreceği bir gelecekle ilgili bir tasavvur var. Aslında Şeyh Nazım Kıbrisi bugünleri değil, işte o çocuklarımızın göreceği geleceği anlatıyor bize. Öyle bir zamanı uyanacağız ki dünyada iki tür olacak. Canlılar ve cansızlar. Canlılar dediğimiz biz insanoğlu ve korumakta olduklarımız ve yapay zeka taşıyan cansız robotlar. Zekalı ama yapay zekalı. Gelecekte böyle bir dünyayı konuşuyoruz, konuşacağız bir sonraki videoda inşallah.